Herkese iyi akşamlar diliyorum. Stekofasyal Manipülasyon Enstitüsü'nün webinarlarından ilk defa bir Türk konuşmacımızla beraber bir çarşamba webinarını gerçekleştireceğiz. Sayın Alp Ertunk bize bugün fasyal manipülasyonun anatomisinden bahsedecek. Kendisi nöromusküler terapist ve hareket profesyoneli ve İrlanda'da, Amerika'da, İtalya'da pek çok eğitimler almış miyofasyal tekniklerle ilgili. Ve bu konuyla ilgili de 10 yıldan fazladır çalışıyor kendisi. Şu anda Serotonin Akademi'de çalışıyor. Alp Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sözü Hoş bulduk. çok uzatmadan size bırakıyorum. Konumuz çok çünkü. Hoş bulduk. Çok çok teşekkürler. Şimdi direkt sunuma geçmeden önce herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bu benim için hem çok heyecanlı hem de çok gurur verici bir etkinlik. 2011 yılından bu yana Stekko ailesinin çalışmalarını takip etmekteyim. 2014 yılında da kendileriyle tanışma fırsatım oldu. Carla Stekko ile Antonio Stekko ile ve eğitimlerine katılmaya başladım. Özellikle fasyal anatomi ve fizyoloji konularında yaptıkları çalışmalar beni çok etkilediği ve fasyal sistemi daha iyi anlamamı ve günlük pratiğime dahil edebilmemi sağladığı için peşlerini bırakmamaya karar verdim. Bu kesinlikle sonu olmayan bir yolculuk. Şimdi direkt ben sunumuma geçeceğim. Çünkü konumuz karışık ve uzun açıkçası. Fasyal sistem fonksiyonel anatomisi. Burada çok karmaşık büyük bir konudan bahsediyoruz. O yüzden temel kavramlara indirgemeye çalışacağım. Daha anlaşılır, daha pratik, daha fonksiyonel bir halde sunmaya gayret edeceğim. Şöyle. Evet. Şimdi fasyal sistem fonksiyonel anatomisi dediğimizde önce bir fasyal sistemin ne olduğuyla alakalı bir fikre sahip olmamız gerekiyor. Şu anda aramızda fasya ile alakalı çeşitli seviyelerde eğitimi, bilgisi olan kişiler olduğu için bu her seviyeye hitap edecek bir sunum olacak açıkçası. Yani iyi bir giriş de yapılabilecek. Daha önceden bu tarz şeyler dinlemiş kişiler ha bu da mı varmış diyecek. Ve daha pratik bir yaklaşım kazanma konusunda, daha iyi anlama konusunda bir tecrübe olacak bu. Öncelikle fasyal sistem bağ doku yapılar bütününün bir alt sistemidir. Ve fasya ya da fasyal sistem dendiğinde bunun tanımıyla alakalı olarak dünyanın dört bir tarafındaki bilim insanlarının, doktorların, araştırmacıların hepsinin böyle onay verdiği, evet tamam budur tarzında tanımlar henüz tam yok maalesef. Sırf bu yüzden 2015 yılında Washington DC'deki Fasya Araştırma Kongresi'nde bu ortak terminolojiyi oluşturabilmek için bir kurul oluşturuldu. Dünyanın farklı yerlerinden farklı profesyonelliklere sahip kişiler bir araya geldi ve herkesin tamamdır, okeydir diyebileceği bir tanım oluşturmak için çalışmaya başladılar. Bu sağ altta, bu arada sunumda çok fazla bu tarz kaynaklar paylaşıyor olacağım. Bazen hiç söylemeden geçebilirim ama kesinlikle bir göz atmanızın iyi olacağı kaynaklar bunlar. Bu iki örnek kaynak. Defining the Facial System, fasyal sistemi açıklamak başlıklı. Diğeri de fasyal terminoloji konusundaki güncelleme konusu. Onların en son olarak vardığı böyle fonksiyonel bir tanım teklifi var. Bu fonksiyonel tanım teklifinin böyle hepsini okumaktan ziyade bazı önemli parçalarını size söyleyeceğim. Fasyal sistem nelerden oluşur? Yani bunun anlaşılmasında fayda var. Hala tartışmalar devam etmekte, onun altını çiziyorum ama böyle bir tanımımız var elimizde. Vücuda nüfuz eden, yumuşak, kolajen içeren, gevşek ve sıkı fibroz bağ doku yapılarının üç boyutlu devamlılığından oluşur. Vücuda fonksiyonel bir yapı sunar, bu önemli çünkü fonksiyonların gerçekleşebilmesi için sağlıklı, güzel bir ortama ihtiyacımız var. Bize bu ortamı sunuyor. Aynı zamanda vücuttaki bütün sistemlerin birbirine entegre bir şekilde işlev göstereceği bir ortam sağlar. Böyle bir minik ve fonksiyonel tanım teklifi söz konusu.
Bu altta görmüş olduğunuz işte adipoz doku, damar ve sinirlerin zarları ve kılıfları, aponeuroz yapıları, derin ve yüzeysel fasyal yapılar, eklem kapsülleri, ligament, tendon, membran, meninx, miyofasyal uzantı falan derken bir sürü şey giriyor bunun altına. Şimdi ilk etapta fasyal sistem dendiğinde böyle güm diye büyük bir şeyle karşılaşılıyor. Ama dediğim gibi bunları böyle alt başlıklara ayırarak devam edeceğiz. Fasyanın temel içeriğiyle alakalı çok pratik bir içerik teklifi karşıma 2018 yılında Berlin'deki en son fasya araştırma kongresinde çıktı. Carla Stecco'nun yapmış olduğu sunumda kullandığı bir pratik teklif. Fasyanın temel içeriğinde neler var? Öncelikle hücreler, hücre dışı ortam ve yapılar bütünü, extracellular matrix denilen ve de sinir elemanları. Böyle üçe ayrılabilir. Bu söylediklerime tabii ki eklemeler yapılabilir ama dediğim gibi kolay anlaşılabilir olabilmesi için ne kadar basite indirgersek kârdır. Hücreler dediğimizde fibroblast, kolajen, elastin, fibrilin üretimini sağlayan hücreler, miyofibroblast, doku tamiri ve istemsiz aktif kasılabilirlik konusunda aktivite gösteren hücreler, fascicide ismi verilen özellikle hyaluronan üretimi, kayganlık, dokular arası kayganlıkta önemli rol oynayan hyaluronan üretimini sağlayan hücreler, telocyte adı verilen henüz fasyal sistemdeki tam rolü belli olmamakla beraber bulunduğu diğer dokularda hücreler arası iletişim, doku yenilenmesi ve tamirine katkı sağlayan hücreler. Bunlarla alakalı sağ altta 3 tane makale görebilirsiniz. Bu makaleler sizi farklı yerlere yönlendirir zaten bilgi edinme adına. Asıl bizim bu sunumda üstünde duracağımız konu hücre dışı ortam ve yapılar bütün. Yani extracellular matrix. Lifler, lifli yapılar, katman yapıları, özellikle kolajen bir, tip 1-3, elastin ve fibrilin. Bu bölüm kuvvet aktarımı ve farklı segmentler arasında bağlantı kurmakla alakalı bir katkı sağlıyor. Hyaluronan ve su da, hyaluronik asit de karşılaşabilirsiniz kaynaklarda. Katmanlar arası kayganlık konusunda bize katkı sağlıyor. Sinir elemanları da proprioception, yani vücudun pozisyonel algısı, nosisepsiyon, ağrı algısı, interosepsiyon, vücudun içiyle alakalı işte kaşınmadır, acıkmadır, gıdıklanmadır, seksüel uyarılmadır, bunun gibi hislerin bütünü. Ekstrasepsiyon, dış uyarıları hissetmemizi sağlayan hislerin bütünü, bu algı mekanizmasını oluşturan konular. Bunları sağlayan serbest sinir sonlanmaları, Pacini ve Ruffini yapıları, muscle spindle ve Golgi tendon yapıları sayılabilir. Dediğim gibi içeriğin 3 temel başlığı var. Hücreler, hücre dışı ortam, yapılar bütünü, extracellular matrix ve sinir elemanları. İşi biraz daha basite indirgeyelim, daha kolay anlaşılması için. Farklı farklı bir sürü yapı söz konusu. Demin en baştaki slide'da gördük zaten. Ama anlamamız gereken şöyle bir durum var. Fasyal sistemde iki temel komponent var. Bir tanesi fibroz, yani lifli katman yapılar, daha sıkı yapılar. Kuvvet aktarımı ve farklı segmentler arasında bağlantı kuran, sağda şurada görmüş olduğunuz bu abdominal aponeurosis'in bir örneğidir. Çok net değil ama farklı yönlerde kolajen lif yönlerini görmeniz mümkün olur. Burada da brachial fasya, ekstremitenin derin fasyasının bir böyle dışarı açılmış bir kanadını görüyoruz. Daha sonra göreceğiz bunları bu arada, bu da ne demeyin. Katmanlar yapılar arasında bulunan gevşek bağ doku, yani loose connective tissue'da kaygan ve sıvı formunda katmanlar arası kayganlık ve genel elastisite konusunda yardımcı olur. Yani bir tanesi katmanları oluşturan lifli yapılar, diğeri de katmanlar yapılar arasında bulunan loose connective tissue, gevşek bağ doku. Yine böyle kategorize ede ede gidiyoruz. Böyle kategorizasyon zordur ama kategorize edilebilen şeylerin farkına varmak öğrenmeyi kolaylaştırır. O yüzden temel fasya kategorizasyonu konusunda da yine şu sol altta görmüş olduğunuz bu çok taze bir makale. O makaleden aldığım en son fasyayı nasıl kategorize edebiliriz konusunda. Katerina Fede, Carla Stecco, onların büyük bir grubu var Padova Üniversitesi'nden, onların hazırladığı bir makale.
Süperfisiyel fasya, derin fasya, viseral fasya ve nörel fasya dediğimizde genel anlamda fasya kategorizasyonunu anmış oluyoruz açıkçası. Bugünkü bu sunumda süperfisiyel fasya, yani tüm vücudu deri ve süperfisiyel yağ tabakası altında saran fasya türü ve derin fasya, yani kas ve iskelet sistemini saran, nüfuz eden fasya türüne değineceğiz. Bunun iki alt başlığı var. Aponeurotik ve epimizyal. Aponeurotik fasyaya, torakolumbar fasya, rektus kalıfı gibi, ünlü bazı fasyal yapılar ve ekstremitenin derin fasyası katılabilir. Epimizyal fasyaya örnek olarak da gövdenin derin fasyası ve ekstremitelerin epimizyumları verilebilir. Burada da bu sağ altta viseral fasya ve pelvik tabanın abdominal ve lumbar bölgedeki fasyal devamlılığı ile alakalı iki tane kaynak yerleştirdim ilgilenenlere. Yine çok güzel bir çalışma, fasyal katmanların ultrason görüntüsü diye 2019 yılına ait 3 tane doktorun hazırladığı, hatta aralarında Hacettepe Üniversitesi'nden Levent Özçakar da var, Carla Stecco ve Carmelo Piri. Bu doktorların hazırlamış olduğu bu çalışmanın alt başlığı You See Only What You Know, yani sadece bildiğiniz şeyleri görebilirsiniz. Burada önerilen şey, görüntüleme uzmanlarının da fasyal fonksiyonel anatomi ile alakalı bilgi sahibi olmasının ne kadar gerekli olduğu. Burada şöyle kafamızda canlanabilmesi için bir sıralama söz konusu. Burada sayıları görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada bir histolojik çalışma. Burada da ultrason görüntüsünü görüyoruz. Burada da minik bir şeklimiz var. İlk sırada deri, yani epidermis ve dermis. Onun altında süperfisiyel yağ dokusu ve retinacula cutis superficialis. Membransı süperfisiyel fasya katmanı 4 numarayla deriyi birbiriyle ilişkilendiren yapılar. Altında 5 numarada ise derin yağ dokusu ve retinacula cutis profundus. Bunları her defasında böyle bir Harry Potter büyüsü söylüyormuşum gibi olmasın diye RCS ve RCP olarak kısalttım. Gördüğünüzde tanırsınız. 6 numarada derin fasya, şu bölgede derin fasya. 7 numarada da kası görüyoruz. Böyle bir dizayn var. Bu dizaynın, yani fasyal anatomide bu fonksiyonel dizaynı, fonksiyonel mimariyi anlamak, daha iyi anlamak bizlere çalıştığımız alanlarda daha iyi hizmet verebilmemiz için çözüm yolları üretmemiz konusunda yardımcı olacaktır. Süperfisiyel fasya. Süperfisiyel fasyada şöyle bir durum var. Derinin altında bu RCS ve RCP'yi görüyorsunuz. İlk katman süperfisiyel yağ dokusu. Süperfisiyel fasya membransı katman burada ve altında da derin yağ dokusu var. Bunlar genelde beraber anılırlar. Yani bu üstteki yağ dokusu, alttaki yağ dokusu öyle ayrı ayrı kafalarına göre var olmuyorlar. Şu fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi bu Carla Stecco'nun dünyadaki ilk ortaya çıkmış olan fonksiyonel fasyal atlastan alınmış görüntüler. Birçok görüntüye, birçok fotoğraf göreceğiz bu sunumda. Burada sağ göğüs süperfisiyel fasyası derin ve yüzeysel yağ dokularıyla, yağ tabakalarıyla beraber, arada da membransı katmanla beraber kaldırılmış ve bu membransı katmanın altındaki yapı, üstündeki yapıdan biraz daha farklı. Üstteki yapı biraz daha sıkı bir yapıdayken ve böyle pek hareket gerçekleşebilir gibi durmazken, derin yağ dokusu ve gevşek bağ dokunu, yani loose connective tissue'nun da olduğu, daha gerçek anlamda gevşek olan ve şunu yaptığımızda hareketin gerçekleşmesine izin veren katman olarak bu katmanı görebilirsiniz. Onun altında derin fasya, onun altında da kas var. Burada bir ekstremiteden bir görüntü söz konusu. Bu üst bacak, deri, süperfisiyel yağ dokusu, buradaki membransı katmanı görüyorsunuz. Altında da derin yağ dokusuyla beraber gevşek bağ doku, loose connective tissue. Onun altında da ekstremitenin derin fasyası, yani alt ekstremitenin, üst bacağın derin fasyası, fascia latae'yı görüyorsunuz. Burada çok güzel bir çalışma, 2006 yılına ait. Bu daha korunmuş bir kadavra. Buradaki kadavralar biraz daha fresh frozen, daha taze kadavralar olduğu için renkler de, yapıların varlığı da daha farklı hissedilebiliyor. İlk katmanda skin, yani deri. İkinci katmanda fatty layer diye geçiyor şu araştırmada. Yani yağ tabakası.
Üçüncü katmanda membranous layer, yani membransı katman. Altında da muscle fascia ve muscle, yani kas fasyası ve kas. Burada olmayan, dikkat ederseniz olmayan tek şey loose connective tissue ile derin yağ dokusu katmanı. Kadavraların korunma süresi daha farklılaştıkça, korunma tarzı farklılaştıkça loose connective tissue'ya pek rastlanamıyor açıkçası. Süperfisiyel fasyanın fonksiyon hipotezleri. Bu sunumda ben tabii ki başlığımız ve bulunduğumuz platform da zaten bu isimde. Stecco ailesinin yaptığı çalışmaları ve onların önerilerini, onların hipotez önerilerini, fonksiyon hipotezlerinden bahsediyor olacağım. Onların anatomi çalışmaları benim de çok ilgi çektiğim için, benim de çok ilgimi çektiği için onlardan bahsediyor olacağım. Birincil olarak izolasyondan bahsedebiliriz. Yani darbe emici özellik. Bu neden bize lazım? Deri algısıyla, yani eksterosepsiyon, dışarıdan gelen uyarıların kas fasya algısıyla karışmaması lazım. Yani böyle bir şey olduğunda, yani vücudun pozisyonel algısı, hareket algısı vesaire gibi daha böyle içeriğiyle alakalı, kaslarla alakalı bir algıya dışarıdan herhangi bir uyarının karışması durumu probleme sebep olabilir. O yüzden böyle bir izolasyon bölgesine ihtiyacımız var. Özellikle bu derin yağ dokusu tabakası konusu süperfisiyel fasya ile beraber bu konuda bize yardımcı oluyor. İstisna bölgeler var yalnız bu konuda. Mesela galea capitis ya da galea aponeurotica, orbicularis oculi, frontalis, occipitalis gibi kaslar ve auricularis, bu kulakları oynatmamıza yarayan ama halihazırda şu anda öyle bir aktivitesi çok bulunmayan kaslar süperfisiyel fasya ile aynı katmandadır. Yani galea aponeurotica ve bu kaslar aynı katmandadır süperfisiyel fasya ile. Burada farklı bir yapı giriyor devreye. Ligamentum nucae. Ligamentum nucae çok özel bir yapıdır. Bir bağ doku perdesi gibi boyun bölgesinde hem stabilizasyona katkıda bulunur bir ligament olmanın verdiği sorumlulukla, ama aynı zamanda o bölgede belli derinlikte miyofasyal yapılara bir yapışma yüzeyi oluşturur ve bu yapı derin servikal kaslarla, özellikle suboksipital kaslarla da bir bağlantı göstererek ta beyin omurilik zarına kadar dural keseye bir devamlılığı vardır. Böyle bir ilişki, yani en dışarıyla en derinin ilişkisi burada bir soru işareti oluşturuyor. Bu yapıda bir propriosepsiyon özelliği olabilir mi diye böyle bir teklif var. Avuç içleri ve ayak altı da takdir edersiniz ki farklıdır. Yani burasıyla burasına dokunduğunuzda hem farklı hissedersiniz hem şeyi de farklıdır. Yani dokunun yapısı da, burasını tutamazsınız, burası tutulur gibi. Çok sayıda kolajen lifi deri ile derin fasyayı birbirine bağlar bu bölgelerde. Ve bu yüzden bu bölgeler, o hani demin izolasyon istemiştik ya, burada ise o izolasyon yok. İkisi beraber çalışıyor. Proprioseptif ve eksteroseptif görev yapıyor. Ve duyu hassasiyeti çok yüksek. Yani avuç içlerimiz, ellerimiz özellikle ayaklarda da aynı şekilde böyle bir duyu hassasiyeti yüksekliği söz konusu. Süperfisiyel fasya deriden sonra inervasyonu en fazla olan yumuşak doku yapısı olabilir. Yine Caterina Fede, Carla Stecco ve o grubun yaptığı güzel bir çalışma aşağıya yerleştirdim. Bu çalışmada dokuları inervasyon yoğunluğuna göre karşılaştırıyorlar ve birinci olan yapı deri. Ondan sonra süperfisiyel fasya geliyor. Ondan sonra diğer yapılar sıralanıyor. Mimik kasları, bu yüzümüzü hareket ettirip kendimizi ifade ettiğimiz kaslar, platizma kası, şöyle yaptığımızda ortaya çıkan, anüsün dışında bulunan kas, external anal sphincter ve scrotum, testislerin torbası süperfisiyel fasya içinde bulunur. Transvers ve longitudinal adezyon hatlarına rastlarız vücudumuzda. Mesela sternumda hemen yanında bu pectoralis majorumuzun olduğu bölgeden farklı bir süperfisiyel fasya katman inceliğine sahiptir. Omurganın spinöz prosesleri keza, inguinal ligament kasık bölgemizde, altıncı kaburga, tibia ve benzeri bölgelerde böyle transvers ve longitudinal adhezyon, yani derindeki yapılarla yüzeydeki yapılar birbirine biraz daha kaynaşmıştır o bölgelerde ve bu durum kalan diğer alanlarda kompartmanlar oluşturur ve
Derin yağ dokusu kompartmanları da lenfatik sisteme, süperfisiyel damarlara, sinirlere kanallar oluşturur. Bu sağda yerleştirmiş olduğum şu fotoğrafta alt bacağı görüyoruz. Bu da büyük sefanöz ven ve anatomistin kaldırıp gösterdiği yapı da derin ve süperfisiyel yağ dokusuyla beraber süperfisiyel fasyanın membransı katmanı. O katman içinde varlığını sürdürür. Bu büyük sefanöz ven. Bu yapının böyle bir şeyde olma sebeplerinden biri de şu olabilir. Bu damarların her zaman aktivite göstermesi, içindeki ne varsa ulaşımına engel olmadan bir katkı sağlaması gerekir. O damarların bu fonksiyon için açık kalabilmesini sağlar. Yani bu fonksiyona uygun bir aralıkta kalabilmesini sağlar. Bu da ek bir şey oldu. Bilgi. Derin yağ dokusu kompartmanları dediğim gibi lenfatik sistem, süperfisiyel damarlar ve sinirlere kanallar oluşturur dedik. Çok sayıda mekanoreseptör içerir. Süperfisiyel yağ dokusunun olduğu katman yani membransı katman ve üzeri ısı reseptörleri, basınç ve dokunma reseptörleri, ağrı reseptörü olarak görev yapan serbest sinir sonlanmaları ve benzeri yoğundur bu bölgelerde. Bu görüntüde de bu bir boyun ve göğüs. Platizma kasını görüyoruz. Bu süperfisiyel fasyanın katmanı. Şimdi derin fasyaya gelelim. Derin fasyada iki tür vardı. Epimizyal fasya ve aponeurotik fasya. Gövdede de, ekstremitelerde de bu yapıları, bu fasyal yapıları bulmak mümkün. Ancak gövdenin ve ekstremitenin şöyle bir temel farkı var. Gövde derin fasya katmanları kasların epimizyumlarıyla birleşerek tek katman haline gelmişlerdir. Burada görmüş olduğunuz kasları dahil edebiliriz buna. Ve bu büyük kaslar epimizyal fasya yapılarının kolajen lifleriyle veya aponeuroz yani yassı geniş tendonvari yapıya dönüşerek kemiklere ve gövdenin diğer tarafındaki kasların epimizyal veya aponeuroz yapılarıyla birleşirler. Şimdi bu böyle bu paragraf biraz böyle ne falan dedirtmiş olabilir ama anlaşılacak. Şu aşağıda gördüğümüz pectoralis majorun diğer taraftaki pectoralis majorla olan bir bağlantısı söz konusu. Yani karşılıklı iki tarafın böyle bir ilişkisi var. Ve burada da sol sırta bakıyoruz burada. Trapez kası ve latissimus dorsi'nin epimizyal fasyalarını görüyoruz. Onlar da diğer taraftaki yapılar yani kendi diğer taraftaki trapeze, diğer taraftaki latissimus dorsi ile böyle bir kolajen ilişkisine sahip. Yüzeysel kolajen lifleriyle. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey epimizyum ve derin fasya bir katman halinde kas, kasın tekrar epimizyumu ve altında burada şöyle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Loose connective tissue özellikle hyaluronan açısından çok zengindir ve kaygan olmak zorundadır. Özellikle belli bölgelerde. Burada şunu düşünün. Pectoralis major şu olsun. Bu da pectoralis minor olsun. Ve aralarında mutlaka ama mutlaka bir loose connective tissue katmanına ihtiyaç var. Yani daha doğrusu loose connective tissue ortamına ihtiyaçları var. Bunlar katmanlar. Arada da o katmanlar arasındaki kayganlığı sağlayan loose connective tissue. Evet. Ve bu aponeurotik fasyal devamlılık bir sonraki şeyde aponeurotik fasya örneği. Bu epimizyal fasyaya örnek kaynaşmış epimizyumuyla. Aponeurotik fasyada da göreceksiniz. Bu aponeurotik fasyal devamlılık kontralateral kas gruplarının güç dengesi için olabilir. Yani bu dizaynın sebebi bu olabilir. En ünlü aponeurotik fasyal yapı örnekleri torakolumbar fasya ve abdominal aponeurosistir. Gördüğünüz üzere burada L3 seviyesinde bir kesit var ve bu kesitte hem omurga kasları hem de abdominal kasların kesintisiz devamlılığını birbirleriyle beraber ortaklaşa iş yürütebilmeleri için var olan iki yapıdan bahsediyoruz. Burada torakolumbar fasya. Öbür tarafla da ilişkilendiren ama ön tarafa kesintisiz bir şekilde abdominal kaslarla olan bağlantısı, abdominal kaslar kendi epimizyumlarını rectus abdominis'e yani transversus abdominis, internal oblik, external oblik kendi epimizyumlarını rectus abdominis'e bir kılıf oluşturmak üzere tayin ederler ve karşı tarafta yine aynı yapıların göndermiş olduğu bu kılıf yapıları birleşir ve bu bize 360 derece, 3 boyutlu
bir beraber kasılabilme özelliği, beraber aktivite ortaya koyabilme özelliği oluşturur. Yani bütünsel anlamda vücudun hareketleriyle alakalı bir katkısından söz edebiliriz. Güç dengesi olsun, hareketle alakalı katkı olsun. Burada bir canlandırma şekli, eksternal oblik, internal oblik. Burada ise gerçekten abdominal aponeurosis'in sol tarafına bir bakış. İçeride rectus abdominis'i görüyoruz ve bu bölgede de abdominal aponeurosis, yani rectus kılıfı. Burada dikkatinizi çekmek istediğim başka bir şey var. Bu arkadaşlar burada sadece birbirleriyle bu seviyede bir ilişki göstermiyorlar. Latissimus dorsi üst ekstremiteye uzanıyor biliyorsunuz. Torakolumbar fasyanın biraz daha derin bir katmanı neredeyse başa uzanıyor. Ondan sonra farklı yapılarla olan ilişkileri alt ekstremiteyle ilişkilendiriyor. Aynı zamanda abdominal aponeurosis de burada xiphoid proseste pectoralis majörlerin, burası xiphoid proses, pectoralis majörlerin kolajen liflerinin yönünü burada az çok görebiliyoruz zannedersem, abdominal aponeurosis ile bir bağlantı oluşturuyor ve bu yük ve gerilim aktarımı ile alakalı bir fonksiyona destek olabilecek bir şey. Aynı şekilde burası pubis. Pubis'te de bu çapraz, yani oblik lifleri, bu liflerin birbiriyle olan ilişkisi burada adüktör kaslarla devam edecekmiş gibi duruyor. Bu da bir bilgi bize. Burada da rectus kılıfı, yani abdominal aponeurosis'in alt ekstremitenin derin fasyasına, fascia latae'ya kesintisiz devamlılığını görüyoruz. Burası kasık bölgesi. Bu kaynağı almanızı tavsiye ederim. Burada çok fazla bilgiyle karşılaşabilirsiniz ve çok çok güzel fotoğraflarla. Ekstremitelerin fasyal katmanları, demin dedim ya şeyle büyük farkı var gövdenin fasyal katmanlarıyla. Üst tabakayı artık biliyorsunuz, onu söylemiyorum. Burada değişik olan şey gövdenin epimizyal fasya, yani derin fasya ile epimizyumun birleşmiş halinden farklı bir durum var. Burada kas ve kendi epimizyumu var. Bir de onun üstüne onu saran çok katmanlı bir derin fasya yapısı var. Bu da aponeurotik fasyaya örnektir. Bunun sebep olarak şöyle bir öneri söz konusu. Ekstremite derin fasyasının çok katmanlı olma sebebi çok yönlü hareketlere sürtünmesiz mekanik adaptasyon sağlamak olabilir. Bu fasyanın içeriğindeki sinir elemanlarını hatırlıyorsunuzdur. Belli bölgelerde, belli yoğunlukta hizmet vermesi beklenen ve farklı farklı fonksiyonlara hizmet eden bir durum vardı. Özellikle pozisyonel algı, hareket algısı, ağrı algısı vesaire gibi. Bu algıyla alakalı karışıklık olmaması durumu, nasıl deriyle derin fasya arasında bir izolasyona ihtiyacımız var. Benzer bir şekilde tam izolasyon olmasa da derin fasya katmanlarının birbirinin üzerinde huzurlu bir şekilde kayabilmesi bir gereklilik açıkçası. Şimdi diğer şeyde daha da iyi açıklanacak örneklerle. Bu sağ kol, burada deltoidin epimizyal fasyasını görüyorsunuz ve burada renk değişikliğini hissediyorsunuz, yani görüyorsunuzdur. Deltoidin epimizyumu burada brakial fasyaya dönüşüyor. Yani kolun derin fasyası, üst ekstremitenin derin fasyasına. Aynı zamanda bir başka uzantı daha var burada. Lateral intermüsküler septum terimi giriyor burada şu anda devreye. Intermüsküler septum bir bağ doku perdesidir. Özellikle farklı tarzda çalışan kasa, burada antagonistler arasında bir perde, bir yük ve gerilim aktarımına fırsat veren, algıyla alakalı katkı sağlayan ve farklı bölgedeki yapıları birbiriyle ilişkilendiren bir yapı olarak karşımızda. Bu tarz yapılara myofascial expansion ismi veriliyor. Ekstremitelerin derin fasyası gövde kaslarının epimizyal fasyasının uzantısıdır. Burada tam da onu gördük. Yani burada deltoid kendi epimizyumunu kolun derin fasyasına çeviriyor. Burada aynı şekilde pectoralis majörün kendi epimizyal fasyasını, epimizyumunu kolun derin fasyasına, brachial fasyaya dönüştürdüğünü görüyoruz. Burada latissimus dorsi'nin epimizyal fasyasının yine kolun derin fasyasına dönüştüğünü görüyoruz. Ve kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Burada aynı zamanda yine ünlü bir myofascial expansion örneği. Burası biceps brachii kası. Burada biceps brachii'nin ön kol fasyasına
dönüşen diyeyim, artık bağlanan demek ayıp olur, dönüşen lacertus fibrosus kısmını görüyorsunuz. Yani farklı katmanlarda, farklı yapılar, farklı şekillerde komşu segmente ya da bir öte segmente gidip bağlanabiliyor. Bu da derin fasyanın bir şeyi, kattığı bir şey yapı olarak, dizayn olarak. Burada myofascial expansion terimiyle tanışmış olduk. Aynı zamanda burada şöyle bir şeyi de anlamlandırmak daha mümkün. Klasik anatomi kitaplarında kaslara bağlandıkları yerler, kasların böyle miniciktir. Deltoid gibi çok yöne doğru bir sürü ve çok güçlü hareketler yapabilecek bir kasın nasıl böyle etkili olabildiği ile alakalı da fikir edinmiş oluyoruz. Çünkü sadece bu deltoid tüberositeyle olan bağlantısı öyle bir hareketliliğe katkı sağlayamayacaktır. O yüzden bu dönüşerek kolun derin fasyasına dönüşme, daha doğrusu bağlanma durumu, dönüşme durumu bunu biraz daha anlamlandırabilmemizi sağlıyor açıkçası. Burada alt ekstremite fasyal katmanlarına bakıyoruz. Bu Fascialata'nın bir çalışması. Fascialata'yı orada kaldırmışlar ve vastus lateralis ile belli bölgelerde biraz daha bağlantılı, belli bölgelerde daha rahat kayabilir durumdadır. O yüzden kolay kalkmış ama burada ünlü bir yapı olan iliotibial bant yerinde duruyor. Çünkü o kadar sağlam, o kadar sıkı sıkı yer lateral intermusküler septuma bağlı ki onunla derin fasyayı ayırmak mümkün değil. Çünkü o derin fasyanın özelleşmiş bir kısmı. Yani derin fasyanın bir parçası o. Birazdan göreceğiz. Burada bacağın derin fasyasını, burada fascia lata, burada da crural fasyayı görüyoruz derin fasya yapısı olarak ve bir bütünlük söz konusu. Biraz daha çözünürlüğü yüksek bir şekilde telefonundan falan bu sunumu izleyen arkadaşlarım büyüterek bakabilirler ya da ekran fotoğrafı olarak birçok yöne doğru kolajen lif aktarımını göreceksiniz burada. Çok yönlü ve birden fazla katmanlı bir yapı söz konusu. Hareket, gerçekleşen hareketlerin yönüne göre o kolajen lifleri şekillenir, modellenir. Burada şöyle önemli bir bilgiden bahsedeceğim. Burası aşil tendonu. Aşil tendonunun böyle transvers bir kesiti ve aşil tendonunun kılıfı paratenon, bu demin söylediğim crural fasyanın devamıdır. Yani bu arkadaşımız şöyle birleşip bacağın, alt bacağın derin fasyası olarak devam eder. Bu farklı bakış açılarında, tendonlarla ilgili müdahalelerde, sağlık uygulamalarında farklı bakış açıları kazandırabilecek bir durumdur. Bu bağlantının farkında olmak, çalışmanın yönlendirilebileceği farklı elemanlar olabileceğini bilmek katkı sağlar. Burada bir başka çalışma, biraz daha korunmuş bir kadavra ile yapılan bir çalışma. Ancak şöyle bir durum var. Demin söylediğim gibi derin fasya, apeneurotik fasya altındaki kasların epimizyumlarıyla bazı yerlerde çok sıkı fıkıdır. Burada da vastus medialis'i görüyoruz. Fascialata'nın en sevdiği kaslardan bir tanesi. Onunla bayağı zor ayrılır bir ilişkiye sahiptir. Böyle bir özelliği var. Aynı zamanda yine fonksiyona göre şekillenen bir durum söz konusu. Proksimal ve distal olmak kaydıyla fascialata'dan alınan bir örnek bu. Distalde, yani daha dize doğru olan kısımda hareket yönü daha az olduğu için burası daha böyle katmanlara ayrılamayan bir halde. Ama kalçaya doğru olan kısımda, kalçada çok yönlü hareket olduğu için katmanlar birbirinden ayrılabilen ve çok yönlü kolajen lifi yönüne sahip bir şey. Örnek görmemiz mümkün olabilir burada. İliotibial bant. İliotibial bant üst bacak derin fasyasının, yani fascialata'nın lateral longitudinal liflerinin kalınlaşmış ve çok dayanıklı hale gelmiş kısmıdır. Bebeklerde yoktur. Ayağa kalkıp yürümeye başladıktan sonra dikey yüklenme oldukça, o yüklenmenin yönüne göre, hani dedik ya, kolajen lifleri yüklenme, yük aktarımına göre şekilleniyor. Bu longitudinal lifler kalınlaşır ve daha dayanıklı bir hale gelir ve gerçekten çok çok dayanıklı bir yapıdır. Ve lateral intermusküler septumla bayağı sağlam bir bağlantısı vardır. Vastus lateralis ve biceps femoris ile, hatta femurun periosteumuyla bir bağlantı sağlar bu durum. Fascialata'ya iliotibial bant ve lateral intermusküler septum katkısıyla.
gerilimindeki değişikliklerde temel rolü gluteus maximus ve tensor fascia lata oynar. İliotibial bandın gerilimindeki değişiklikler, dolayısıyla fascia lata'nın gerilimindeki değişiklikler. Zaten tensor fascia lata dediğimizde fascia lata'yı geren manasına gelen bir kasla karşı karşıyayız. Ama ondan daha öte gluteus maximus %80'i IT bende, yani fascia lata'ya dolayısıyla bağlanan bir yapıdır. %20'si sadece gluteal tüberositeye tutunur. O yüzden önemli bir miyofasyal aktarım yapısıdır gluteus maximus ve dolayısıyla iliotibial band. Gluteus maximus ve torakolumbar fascia sayesinde lumbopelvik bölgeden alt ekstremiteye önemli bir köprü görevi yapar bu iliotibial bandın varlığı ve o miyofasyal devamlılık konusu. Dizin lateral stabilizasyonunda, hatta ekstansiyonunda etkili olabilir. Fascia lata'nın belli kaslarla hani farklı bağlantılara sahip demiştim ya, vastus medialis, vastus lateralis, rectus femoris, TFL, sartorius vesaire, bunlarla olan ilişkisi o bölgede özellikle diz ekstansiyonunda quadriceps grubuna böyle bir kompartman basıncı yapıyor olabilir diye bir görüş vardır ve özellikle burada hem o bağlı olduğu yapıların sağlığı, huzuru hem de fasyal katmanların sağlığı, huzuru bu aktivitenin, bu birbirini destekleyen fonksiyonun ortaya çıkmasında katkı sağlar. Ve temel anlamda bazal, optimal bir fasyal gerilime ihtiyaç vardır vücutta. Burada lateral intermusküler septum demiştik. Burada kas dokusundan tamamen arındırılmış deri, deri altı, süperfisyal yağ dokusu demeyeyim ama bu retinacula cutis superficialis ve asıl önemlisi kasların epimizyumlarını burada görüyoruz. Bu korunmuş parsiyel bir spesimen ve burada femuru, burada siyatik sinirini, burada damar yapılarını görüyoruz. Ve düşünsenize, bu böyle bir yapıyı üst üste koyduğunuzda üç boyutlu bir fasyal ekstra bir iskelet, bir yumuşak doku iskeleti daha oluşacaktır. O yüzden üç boyutlu bağlantı yapısı burada biraz daha hayal edilebilir bir hal alıyor. Burada çünkü kasların masların olduğu daha böyle rastlanmış bir görüntü var ama burada bu devamlılığa baktığınızda bayağı etkileniyor insan açıkçası. İnter ve intramüsküler fasyal yapılar, artık böyle dikkat ettiyseniz makrodan mikroya doğru ilerliyoruz. Ve özellikle bu üç boyutlu aktarımın, üç boyutlu bu dizaynın farkına varmamız böyle biraz daha mümkün oluyor. Epimizyum yapısı, dilerseniz endomizyumdan başlayalım. Endomizyum tek bir kas lifini saran bir fasyal kılıf yapısıdır. Yani mikroskobik bir fasyal kılıf yapısı diyeyim. Ve üç boyutlu birleştirici bir ortam yaratıyor. Yani en küçük o kas yapısını düşündüğümüzde endomizyumdan itibaren perimizyum ve epimizyum diye büyüye doğru ilerliyor. Daha gözle görülebilir hale geliyor. Ve burada transvers yapıdaki traksiyonlara direnç gösterme durumu var. Kas kasıldığında, formunda belli bir değişiklik gerçekleştiğinde bu arkadaşlar o transvers traksiyonlara, transvers yöndeki genişlemeye belli bir direnç gösteriyor. Yapı olarak içinde kolajen tip 3, 4, 5 mevcut. Perimizyum ise şöyle, tendon lifleri perimizyumun dalgalı kolajen liflerinin paralele dönüşmüş halidir. Yani hani kas ve fasya ya da fasyayı tek başına anmak bu yüzden yanlış. Çünkü ayrılmaz bir bütünlüğü var kasla. Yani hem kasın her bir en küçükten büyüğe doğru lif, lif grubu ve kasın kendisini sararken oradan bir dönüşüm söz konusu. Ve özellikle içeriğindeki tip 1 kolajen traksiyona önemli bir dayanıklılık sağlar. 1, 3 ve 4 var perimizyumun içinde daha çok. Epimizyum ise demin göstermiş olduğum görüntü, epitenon. Yani yine tendonun bir yapısı, tendonun daha tendonla biraz daha bitişik bir kılıf yapısı diyebiliriz. Epimizyumun devamıdır. Komşu yapılar ile lokasyona göre farklı ilişkide olabilir epimizyum. Demin söylediğim gibi myofascial expansion terimi burada, intermusküler septum, myofascial expansion, bunlar farklı yapıları birbirleriyle ilişkilendiriyorlar. Burada şöyle bir önemli bilginin altını çizmek istiyorum. Kasılma sırasında kuvvet aktarımı çok yönlü oluşur. Yani sadece kas tendon hattında oluşmaz ve %30-40'ı kas tendon hattı dışındaki bağ doku yapıları tarafından aktarılabilir. Peter Howing bu konudaki hipotezlerinin üzerine çok fazla araştırma yapmıştır.
okumanızı öneririm. Özellikle bu her yöne doğru yük ve kuvvet aktarımı, kuvvet ve gerilim aktarımı konusu önemli bir konu. Derin fasyanın fonksiyonel hipotezlerine bakacak olursak, derin fasya yapılarının birbirinden farkı, yani üst ve alt ekstremitelerde, ekstremitelere ait fonksiyonların farklılığından kaynaklanıyor olabilir. Yani fonksiyon yapıyı şekillendiriyor. Alt ekstremite üst ekstremiteye oranla daha az yönde, daha basit hareketler yapmakla görevlidir ve kasları yer çekimine karşı çalışır. Derin fasya yapılarıyla beraber postür kontrolüne yardımcı olabilirler. İçeriklerindeki bu işte muscle spindle yapıları, Golgi tendon yapıları, ondan sonra serbest sinir sonlanmaları, Ruffini, Pacini beraber ortaklaşa çalışarak böyle bir hizmet sunabilir. Üst ekstremite değişik pozisyonlara adapte olabilmesi gerektiği için karmaşık ve detaylı hareket kabiliyetine sahiptir. Bu sebeple üst ekstremite derin fasyası hareketi kolaylaştırmak için daha elastiktir. Bu da önemli bir kavram. Derin fasya böyle elimizde oynayabileceğimiz elastikiyete sahip bir yapı değildir. Gerçekten sağlam bir yapı. O katmanlı olabilme ve katman arasındaki kayganlık kalitesi o elastisiteyi belirler. Ve aynı zamanda katmanların içeriğindeki elastin yüzdeleri, üst ekstremite gövde ve alt ekstremite bu yüzden farklı elastin yüzdelerine sahiptir. Üst ekstremite 5-7, %5-7, gövde %15, alt ekstremite de %1'den daha azdır elastin. Longitudinal ve oblik kolajen lifleri tüm planlarda, tüm hareket planlarında gerilim ve kuvvet aktarımı sağlayabilirler. 2-3 katmanlı yapı bu yüzden mevcut. Farklı yöne doğru kolajen lifi bu yüzden. Buradaki reseptörler belli amaçlara hizmet ediyorlar. Proprioception, hareket algısı, nosisepsiyon. Ancak bulundukları yapılar, bulundukları bölgeler yapısal ve fizyolojik özelliklerini koruyorsa bu hizmeti düzgün verebiliyorlar. Yani bazal optimal bir fasyal gerilim varsa katman yapılarında ya da bununla beraber ya da değil ve katmanlar arasındaki optimal kayganlık mümkünse bu ortaya çıkar bu fonksiyon. Yoğun nosiseptör inervasyonu sebebiyle ağrı kaynağı olabilir. Örneğin torakolumbar fasyanın belli bölümleri, buradaki araştırmayı tavsiye ederim. Siegfried Mensen'in araştırması. Farklı segmentlerdeki kasların senkronize motor aktivitesi de fonksiyon hipotezleri arasında aponeurotik fasya ile olan bağlantıları sebebiyle. Burada yine demin göstermiş olduğum deltoidi görüyoruz, lateral intermüsküler septum. Burada lateral intermüsküler septumun ucunda hem derin fasya ile olan bağlantısı hem bu intermüsküler septum yapısıyla bağlı olan brachioradialisi görüyoruz. Aynı şekilde ön kolda extensor carpi ulnaris'in proksimalde derin fasya ile kolun derin fasyasına ne kadar bağlı olduğunu ve distale doğru daha kaygan bir ilişki olduğunu görüyoruz. Yani farklılaşıyor, fonksiyona göre farklılaşıyor. Burada tibialis anterior'u görüyoruz. Yine proksimali biraz daha bağlantılı derin fasya ile ama distale doğru biraz daha kaygan hal alıyor. Infraspinatus çok enteresan. Kendisinin bir aponeurotik fasyası var ve buradaki birçok yapıyla bağlı. Trapezle, romboidlerle, teres minor, majörle, deltoidle vesaire. Myofascial expansion terimini anlamışsınızdır zannedersem. Yani derin fasyanın bu enteresan yapılarla farklı segmentlerdeki yapıları birleştirebilmesini sağlayan uzantılar, geçiş bölgeleri. Retinakulum yapıları bir başka öneme sahip yapılar. Bunlar da derin fasyanın özelleşmiş bölgeleri. Nasıl iliotibial band apayrı bir yapı değildi, fascia lata'nın bir parçasıydı, fonksiyona göre şekillenmiş bir parçasıydı. Bu arkadaşlar da öyle. Bunlar da bebeklerde olmayan ama daha sonra kullandıkça oluşan, gelişen bir duruma sahipler. El bileği ve ayak bileği retinakulum yapıları mekanoreseptör ve serbest sinir sonlanması açısından çok zengindir. Derin fasyanın bölgesel olarak özelleşmiş yapılarıdır demin dediğim gibi. Ve pozisyonel algı ile alakalı önemli istasyonlar olabilirler denir. Kemik, kas ve diğer fasyal yapılarla olan bağlantıları sebebiyle yani o alanda birçok yapıyla temas halindeler ve özellikle kuvvet ve gerilim aktarımını algılama konusunda oldukça hassastırlar. Ve böyle bir hassasiyet için nasıl katmanlar arasında kayganlık vardı yapıların hassasiyetini, kendi işlerini birbirine karıştırmamaları için o yüzden bu yapılarda da çok fazla hyaluronan yani bu loose connective tissue yapıları bulunmakta. Burada bir çalışma
derin fasyanın hyaluronan yoğunluğu karşılaştırılmış ve kazanan retinakulum olmuş. Aynı şekilde üst ekstremitenin derin fasyasında yine birçok yapı karşılaştırılıyor retinakulum yapısıyla. Hem serbest sinir sonlanması hem Pacini hem Ruffini yapıları olarak yine kazanan retinakulum oluyor. Bu araştırmalara bakarsanız güzel olabilir. Burada retinakulum yapısını görüyoruz. İlk defa duyan arkadaşlarım için. Burada anatomi kitaplarında bulunan klasik bir aktarım söz konusu. Sanki böyle spesifik bandajlarmış gibi plastinasyon tekniğiyle öğrenmeyi kolaylaştırmak adına yapılmış bir örnek bu. Aynı şekilde el bileğindeki bu retinakulum yapısı da. Ancak gerçeği bu şekilde. Burada antebrakiyal fasya, yani ön kol fasyasının bir devamı olarak görüyorsunuz. Hiçbir kesinti yok. Burada da krural fasyanın bir devamı olarak burada görüyoruz. Burada şöyle bir durum söz konusu. Artık sunumun sonuna geldik. Fasyal sistem fonksiyonel anatomi bilgilerinin anlam kazandığı çalışma örnekleri dedim bunlara. Neden? Çünkü bu katman yapıları, katmanlar arasındaki loose connective tissue, bunların fonksiyonları, nelerden etkilendikleri, ne yapılınca ne oluyor, bunlar öğrenildikçe, anlaşıldıkça, özellikle bu konularda buradaki araştırmaları eğer ki görebiliyorsanız, yani fotoğrafını çekmenizi tavsiye ederim. Tendinopati, nöropati, fibrosis, spastisite, miyofasyal ağrı, manuel terapi uygulamalarının etkileri ve benzeri konulara farklı bakış açıları açtığını görebilirsiniz. Hareketsizliğin ve pH değişikliklerinin fasyal sistem komponentleri üzerindeki olası etkileri, yani hangi komponent neden etkileniyor, bunlar eğer belirlenebilirse, ki belirlenmekte bu dönemde, son yıllarda, daha çok katkı sağlanabilir ihtiyaç sahiplerine. Burada densification ve fibrosis teriminin karşılaştırmasının ve açıklamasının olduğu güzel bir çalışma var. Densification terimini Stecco ailesi İngilizce sözlüğe dahil etti. Daha önceden böyle bir kelime yoktu. Burada bunu açıklamak gerekiyor. Densification, loose connective tissue katmanında hyaluronanın yoğunluğunun değişmesi üzerine gelişen bir yapıdır. Disfonksiyona sebep olan bir durumdur. Yoğunluk artışıyla gerçekleşen ve kayamamadan kaynaklanan bir durum. Fibrosis ise katman yapılarda gerçekleşen bir durumdur. Bunun ayrımıyla alakalı ve nelerden etkilendiklerini bu çalışmalarda görebilirsiniz ve bu çalışmalar farklı yönlere sizi yönlendirebilir. Aynı şekilde fasyal manipülasyon, bu Stecco ailesinin senelerdir yapmakta olduğu fasyal fonksiyonel anatomi çalışmaları doğrultusunda onun beslediği bir metottur ve direkt fasyal sistem fonksiyonel anatomi bilgilerinin anlam kazandığı bir çalışma olduğu için örnek olarak bunu koydum. Fasyal manipülasyonun spor sakatlanması önleyici bir yaklaşım olarak nasıl görülebileceğini anlatan bir çalışma. Aynı şekilde ameliyatların fasya üzerindeki etkileri, fasyal anatomi bilgisinin cerrahlara desteği neler olabilir, ölçme, değerlendirme ve görüntüleme konuları çok 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 zor ve gerçekten canlı bedende, canlı insan üzerinde yapılması, teknolojinin gelişmesine ihtiyaç duyuran bir durum. Ancak yine T1 RAW MR makinesiyle yapılan görüntülemede özellikle loose connective tissue'daki değişikliklerin saptanabildiğini gösteren bir örnek çalışma oldu. Bu yine Stecco grubunun. Yaş ve hormonların fasya üzerindeki etkileri gerçekten çok okunmaya değer araştırmalar. Ve daha da ötesi, başka bir webinar, hatta başka eğitimler konusu hareket ve miyofasyal sistem ilişkisi. Yani fasyal sistemin, fasyal yapıların kaslarla ortaklaşa yaptığı şeyler, birbirinden ayırmak asla imkanı yok, olmayan bir durum. Beraber yaptıkları şeyler, beraber ortaklaşa yaptıkları şeyler hareket ekonomisi için, yani gerçekten işimizi kolaylaştırmak için, fonksiyonu kolaylaştırmak için var olan bir durum söz konusu. Böyle bir etkileşim söz konusu. Belli yapıların elastik enerji depolama kapasitesi, açığa çıkartma kapasitesi, kas ve tendon ilişkisi, tendon nasıl, tendon plastisitesi nasıl etkilenir vesaire vesaire gibi konular bayağı sıkı araştırılan konular arkadaşlar. Bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Eve gidecek mesaj ne burada? İnsan vücudunda hangi dokudan bahsedersek bahsedelim, yapı ve fonksiyon iç içedir. Fonksiyon yapıyı şekillendirir ve yapı fonksiyonu takip eder. Bu değişmeyen bir gerçek.
Fasyal fonksiyonel anatominin daha iyi anlaşılması, sağlık sorunlarının tespitinde ve doğru yaklaşımlarla en iyi sonuçların elde edilmesinde büyük rol oynayabilir. Fasyal sistem yapılarının yapısal ve fonksiyonel çeşitliliğini gördük. Burada daha görmediğimiz yığınla şey var. O kadar pratik ve böyle hap şeyler paylaşmaya çalıştım ki. Birbirinden farklı uzmanlıklara ve deneyimlere sahip profesyonellerden oluşan bir ekip çalışması şart. Böyle bir yapısal ve fonksiyonel çeşitlilik varsa gerçekten bir ekip çalışması şart. Çok çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Şimdi sorular varsa birkaç soruya cevap verebiliriz. Şule Hanım. Alp Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Stephen katıldı bize. Stephen Osmond. Kıymetli evet, hocam. Evet. Stephen welcome. Evet, size nice work Alp demiş. Biz teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Şimdi soruları alalım. Burada spor sakatlıkları sonrası fasya üzerine uygulanan bir teknik var mıdır diye sorulmuş. Yani şöyle, fasya üzerinden uygulanan bir teknik zaten sadece fasyal manipülasyon yok bu alanda. Birçok fasyayı hedefleyen ama hem kasın hem fasyanın etkilendiği birçok teknik var. Tabii ki var. Yani bunları hangi problemi ne tekniğin uygulanabileceği konusuna verilen karar burada önemli. Demin söylediğim gibi hangi komponentte sorun var, hangi komponente etki edebiliriz ve sonucunda ne bekleyebiliriz'i demin final mesajında söylediğim gibi ekip çalışmasıyla teşhisi koyan doktor, işte bu tedavi planını hazırlayan, yürüten fizyoterapist, ek miyofasyal uygulama yapacak kişiler varsa bu profesyoneller, işte egzersiz uzmanı varsa o profesyonel beraberce yaklaşılabilecek bir konu. Spor sakatlıkları çok geniş bir konu ve evet var ama bir sürü ve sıkıntıya göre, kişiye göre, kişinin sağlık geçmişine göre değişecek bir durum bu. Teşekkür ederiz. Ne demek? Evet, başka sorumuz var mı? Pilates'in fasyal sistemin çalışması üzerine etkileri nasıldır diye bir soru gelmiş. Öyle. Sadece Pilates'in spesifik bir egzersizden ziyade hareket etmenin fasyal sistem üzerine gerçekten çok önemli bir etkisi var. Özellikle katmanlar arası kayganlık sağlayan o loose connective tissue'nin kayganlık kalitesini sürdürebilmesi için gerekli bu. Farklı sportif faaliyetler, farklı yönlerde yapılan çalışmalar, farklı yönlerde yük ve gerilim aktarımı, o bahsettiğim fibroz katmanla alakalı kolajenin dizilimi, o katmanın daha güçlü bir hal almasıyla katkı sağlar. O yüzden kesinlikle katkı sağlar Pilates'te ama Pilates'in yanında sportif faaliyetlerin hepsinde bir etki söz konusu. Çok teşekkür ederim. Bu arada teşekkürleri de arkadan gösterelim istedim. Fasya hafızası olan bir yapı olduğunu söyleyebilir miyiz? Demiş Canberk Bey, Recep Bey. Şöyle, direkt evet diye cevap verebilmeyi o kadar çok isterdim. Yani burada sadece fasyaya böyle hafızası olan ve apayrı bir yapıymış gibi yaklaşmaktansa o en baştaki slide'ı hatırlayın. Vücuttaki yapılara, sistemlere fonksiyonel bir ortam sunması. Yani şöyle diyebiliriz. Eğer ki sensörü motor sisteme bir katkısı varsa fasyanın hareketle alakalı, hareket bilincine, hareket algısına, kontrolüne bir katkısı varsa bu sadece fasyanın işi değil. İçindeki sinir sisteminin elemanlarına sunduğu ortam sebebiyle. O yüzden hafıza konusunda bir şey diyemiyorum ama bu konuda destek veren bütün yapılara sağlıklı bir ortam sağladığı sürece bu fonksiyonların elde edilebilme durumu olabilir diyorum. Çok teşekkür ederim. Kerem'in mesajını görüyorum şu anda. Pelvis perine üzerine step koalesinin çalışması var mı diyor.
En son şu anda gerçekleşmekte olan bir çalışma bilmiyorum ama yine sunum içinde paylaştığım pelvik taban ve pelvik ve lumbar bölge, yani pelvik taban yapıları ve pelvik lumbar bölgedeki fasyal devamlılıkla alakalı o yazı güzel. Diğer kaynaklarda bu mevcut. Aynı zamanda daha öteye gidilirse fasyal manipülasyonun internal dysfunctions kısmı, üçüncü level'ı bu konuyla alakalı çok fazla veri sunuyor. Tabii ki bunların çoğu hipotez niteliğinde ancak gerçekten fark edilir ölçüde bu durumla alakalı fikir edinilebiliyor, hatta uygulamada yapılabiliyor. Evet, ama zaten tam sayısını ben de bilmemekle beraber yaklaşık 150 tane yayınları var çeşitli fasyal sistemlerle ilgili, yani Stecco ailesinin, çünkü çok fazla ailece evet. Çok çalıştıkları için Stecco Enstitü evet. Olarak evet, o büyük çok bir fazla şey. Yayınları var. Bu bir ekip işi, yani Luigi Stecco Çok önemli bir fizyoterapist, bu sistemin kurucusu. Antonio Stecco bir fizik tedavi uzmanı, doktor, aynı zamanda anatomist. Carla Stecco hem ortopedi cerrahı hem anatomist. Yani beraberce bu işi ancak bu kadar güzel yürütebilirler, öyle diyebilirim. Bir de tabii çok aslında bizim ülkem, pek çok ülkede olmayan bir şans da var orada. Fresh kadavralar üstünde de çalışabiliyorlar. Yani hani birkaç evet, müthiş, saat müthiş sonrasında. Müthiş bir şans. O zaman evet, yani çünkü canlı, siz de bahsettiniz zaten orada biraz, canlı dokudaki fasya dokusuyla sonra kadavrada evet, yani farklılaştırma evet. Çünkü bu şeyde yapmış oldukları çalışma, bu bahsetmiş inervasyonla alakalı fasyal yapıların ve yumuşak doku inervasyonu ile ilgili yaptıkları çalışmada birçok ameliyattan izin alarak tabii ki canlı doku alıp hemen böyle kısacık bir süre içinde belirli çalışmalar yapması gerekiyor ve böyle bir çalışma detayıyla, çalışma hassasiyetiyle gerçekleşiyor bunlar. Dediğiniz gibi kadavra konusunda çok ama çok şanslılar. Evet. Duz konnektif doku sedanter kişilerde incelerimi kadavra doku katmanın olmadığını gördük. İlişkilendirilebilir mi demiş çok Seyman. Güzel, çok güzel bir soru. Şöyle bir şey var. Loose connective tissue sedanter kişilerde incelmekten ziyade yoğunluğu değişip kayganlık kalitesini kaybedebilir. Aynı şekilde sedanter kişilerde o katma, yani iki komponent de, hem fibroz katman hem loose connective tissue katmanı hareketsizlikten çok ama çok etkilenir. Bununla alakalı eğer ki kaynak isterseniz, zaten içinde vardı ama eğer isterseniz şey yapabiliriz, konuşabiliriz üzerinde. Uzun süreli 3-5 dakika stretching yapmanın derin fasya etkisi olur mu demiş Gizem Hanım. Şöyle, stretching konusu gerçekten çok karman çorman bir konu ve böyle direkt diyorum ya, bazı sorulara evet diyebilmeyi o kadar çok isterdim ki ama öyle bir şeye imkan yok. Nasıl bir etkisi olacağıyla alakalı çok fazla faktör var. Kişinin sağlık geçmişi, kişinin hali hazırda sahip olduğu bazal fasyal gerilim, onun dışında aktif streç mi, pasif streç mi, kas kasılması var mı bu streçin içinde, yoksa başkası mı yaptırıyor bunu vesaire, bu tarz şeyler var. Ancak yeni bir çalışmaları vardı. Stretching kasa mı yoksa fasyaya mı etki eder diye. Sadece pasif streç üzerinden ve alt bacak yapıları üzerinden yola çıkarak Stecco'ların yaptığı bir çalışmaydı. O bile, yani bununla alakalı çok konuştuk onlarla. Carla Stecco'ya gidip sorduğumda, işte stretching'de ne olur, stretching'de şu olur mu falan dediğimde bana şey yaptığı surat şöyle. Yani cevap vermek biraz zor falan gibi. O yüzden buna çok net cevap veremeyeceğim. Ne olacağının değişkenlere sahip olduğunu bilmekte fayda var açıkçası. Pasif streçte dedikleri ilk pasif streçte engele sebep olan, yani pasif streçin sınırlanmasına sebep olabilecek yapının derin fasya olduğunu söylüyorlar. Ama bu yani sadece minicik bir çalışma. Bu demek değil ki evet arkadaşlar haydi derin fasyamıza streç yapıp şunu yapabiliriz falan demek değil bu. Şöyle bir ters şey söyleyeceğim ben de. Evet, bu kesin bir söylenilemeyecek, bunu gösteren bir çalışma yok.
Ama şöyle bir şey var. Bunu da çalışmalarda da görebilirsiniz. Eğer fasyanın hareketliliği yeterli olursa, yani çünkü fasya hareketliliğini kaybediyor ve o kaybettiği zaman şey yaralanmalar sonrasında mesela ya da cerrahiler sonrasında o zaman bazı kısa yani kasta biz kısalık görebiliyoruz. Yani bunu tersinden söyleyebiliriz. Hani öbür taraftan söyleyemiyoruz ama klinik anlamda en azından kasta bir kısalma görebiliyoruz. Yani fasya ile çalıştığınız zaman miyofasyal bir rahatlama sağladığınız zaman baktığınızda o kısa zannettiğiniz kası germeden de normal şekilde hareket ettirebildiğinizi görüyorsunuz. Tabii, kesinlikle. Burada zaten yanlış anlaşılmasın. Derin fasciye kesinlikle bir etkisi vardır. Stretching'in, hareketin vesaire, yani bir sürü aktivitenin, yani hareketli olmanın diyorum ya, iki komponente de etkisi var. Ama bu soruda 3-5 dakika stretching yapmanın derin fasciye etkisi nedir dendiğinde onu tam söyleyebilmeyi çok isterdim. Henüz öyle bir şeyim yok, net konuşabileceğim bir durum yok ama üzerine tartışılabilir. Şimdi, Alp hocam aslında şeylerle ilgili çok soru var. Ama hani şimdi direkt buradan istedikleri hani durumlarla ilgili işte iliotibial bant yaralanmasında ne olur Ne veya işte yaptık? onda ne olur? Şimdi Evet. hani biraz daha böyle genel sorular alırsak çünkü buradan öyle bir şey Tabii, veremiyoruz. Reçetelendirilmiş bir şey ama aynen. Tabii, aynen. Etik psikoloji zaten öyle bir şey olmaz ama üzerinde konuşabiliriz. Fikir paylaşımında bulunabilirim. Belli sosyal medya şeylerinden takip edebilirsiniz. Beni en başta sunumumda görmüşsünüzdür. E-mail atabilirsiniz. Üzerinde konuşabiliriz. Fikir paylaşımında bulunabilirim. Enstrüman destekli fasya manipülasyonu mu, elle yapılan fasya manipülasyonu mu? Şöyle, Antonio Stecco'nun bu konuda şöyle bir şeyi var. Enstrüman destekli fasya şeyinde, işte mesela Graston teknik, o biraz daha süperfisiyel fasya ile alakalı bir uygulamadır der Antonio Stecco. Yani onun söylediği şeyi direkt aktarıyorum. Ama fasyal manipülasyondaki, özellikle fasyal sistemin bu fonksiyonel anatomisinin bilgisine sahipken, spesifik belli bölgelerdeki o kalite artışına, daha doğrusu optimizasyona nasıl destek verilebileceğini hedefleyen bir çalışmayla ve belli derinlik ve belli yönde yapılan çalışmayla derin fasciyle ilgili şeyler yapılabildiği görülüyor, söyleniyor. Bu tarz değişiklikler, işte görüntüleme çalışmaları yeni yeni ortaya çıktı, nelerin değişebileceği ile alakalı. O yüzden tercih tamamen kişinin ihtiyacına göre ve uygulamayı yapacak kişinin uzmanlığına göre olmalı ve yine bir ekip şeklinde karar verilmeli ve bu ekibin içine kesinlikle uygulamanın yapılacağı kişi de katılmalı. Evet, bu arada ben de bunu sormuştum Stefan'a. Hani enstrüman destekli bir bu şey mi yoksa bu mu? Çünkü bazı teknikler gerçekten çok zorlayıcı olabiliyor uygulayıcı içinde. Bunu aslında kendileri yani kullanan bazı eğitmenler varmış o şekilde ama kullanmayanlar da varmış. Dediğiniz gibi hani biraz da tercihle ilişkili, deneyimle ilişkili de bir durum sanırım bu. Ya evet, yani bazı hissetmeyi sever, yani eliyle, işte farklı enstrümanlarla, dirseğiyle vesaireyle. Bazısı enstrüman kullanmayı sever ve sonuçlar gayet iyi olabilir. Yani o kötü, bu iyi falan gibi bir durum yok. Dediğim gibi bunu belirleyecek şey kişinin ihtiyacı ve uzmanlık. Şimdi son bir soru alsak mı Alp hocam? Tabii. Fasya ve egzersiz eğitimi mi? Fasya ve egzersiz eğitimi var mı diye sormuşlar. Şöyle, dünyada şu anda senelerdir zaten işte facial fitness, işte bilmem ne fasya egzersizleri, işte fasyal pilates vesaire falan tarzında bu tarz şeyler var. Ancak ben bu konuda şöyle bir cevap verebiliyorum. Genel anlamda egzersiz konusu, eğer ki vücudun her yerinin dahil edildiği şekilde kişinin ihtiyacına göre planlanırsa, bu her türde olabilir. Kişinin yapmaktan hoşlandığı egzersizler olması çok daha önemli sürdürülebilirlik açısından. Kesinlikle böyle bir güzel etkileşim olabilir. Yani fasya ile alakalı egzersizin etkileri konusu zaten halihazırda egzersiz yapmakta olan kişilerin elde ettikleri şeyler. Bu
Burada demin gösterdiğim, o sağ tarafta gösterdiğim birkaç tane o finaldeki çalışmalarda paylaştığım şey vardı. İşte tendon plastisitesi nasıl elde edilir? Bunun için işte doz vesaire nasıl karar verilir gibi. Bununla alakalı böyle benim kesin şu eğitime gidin, o eğitim sizin fasyanızı o kadar mükemmelleştirir ki diyebileceğim bir şey yok. Yani bir modern dansçı, işte bir akrobat, işte bir jimnastikçi, inanılmaz bir pilates hocası ya da pilates yapan bir kişi, inanılmaz yoga yapan, gyrotonik yapan biri, inanılmaz bir fitnessçi, bütün vücudunu çalıştıran bir kalistenik uzmanı falan, yani bir sürü animal flow falan, bunların hepsinde zaten siz emin olun ki kas ve fasyanızla alakalı çok güzel şeyler yapıyorsunuz. O yüzden şu an net bir şey yapamayacağım ama facial fitness diye bir şey var kesinlikle. Ona girip bakabilirsiniz. Bilmem ne fasyal teknik şu egzersizde uygulanıyor falan denen yabancı kaynaklar var ama direkt yönlendirip de böyle gözüm kapalı evet gidin diyeceğim bir şey yok. Çünkü çalışmalar etki mekanizmaları konusu soru işaretli hala. Bir de tabii hani fasya, aslında şunu da fark etmek lazım. Fasya zaten vücudun her yerinde. Yani Evet. yaptığınız her egzersizle aslında fasyal sistemi işte bir miktar hareket ettirmiş oluyorsunuz zaten. Yani esnek, şey, hareketli kalmak Evet. aslında egzersiz yapmak. Aynen öyle. Yani en başta dediğim gibi bu soru cevap kısmında iki komponent düşünün. Yani tekrar ediyorum. Katman komponenti, fibroz yapılardan oluşan katman komponenti ve katmanlar arası kayganlık sağlayan loose connective tissue. İkisi de çok yönlü egzersizden, hareketten inanılmaz fayda sağlayan yapılar. Hareketsizlik ikisine de kötü. İşte belli durumlar belli komponente daha farklı etki ediyor. Ama hareket konusu ikisine de katkı sağlıyor. Özellikle Carla Stecco'ya direkt sorduğum bir soru. Loose connective tissue için ne yapmak lazım? Hareket edin. Peki fibroz katmanı için ne yapmamız lazım? Hareket edin. Daha böyle yük aktarımı, çok yönlü yük aktarımı olsun gibi bir cevap vermişti. Ki Carla Stecco böyle genelleme yapmayan biri. Hemen böyle pat diye sorunuza direkt cevap vermeyen biri. O yüzden bu güvenilir bir şey. Hareket, sevdiğiniz hareket sistemi neyse onu yapmaya devam edin derim. Spesifik olarak çalışmaları takip edin derim ve gerçekten doğru kaynaklardan bilgi almanızı tavsiye ederim. Özellikle fasya gibi trendleşmeye müsait bir konuda. Evet, ben çok çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Steko Fasyal Manipülasyon Enstitüsü adına da Türkiye ayağı olarak da kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Çok Ben sorular var teşekkür ederim. aslında daha ama eminim size ulaşabilirler. Evet, Ya da inşallah. diğer toplantılarda inşallah görüşürüz diye Umarım. düşünüyorum. Umarım, aynen. Stefan, do you have any word to us? Are you there? Thank you also for joining us. Neyse, sanırım şey değil. Sanırım duymuyor ama biz yine de teşekkür edelim kendisine bize katıldığı için. Evet. Çok çok teşekkür ederim tüm katılımcılara. Benim için gerçekten dediğim gibi heyecan verici ve gurur verici bir etkinlikti bu. Umuyorum diğer eğitimlerde görüşürüz. Size de çok çok teşekkür ediyorum Şule Hanım. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.